Tasarruf paketi, tasarruf paketi nasıl şişiriyor değil mi? Ne önemli bir olay. Tasarruf paketi, tasarruf paketi, tasarruf paketi, tasarruf paketinden çıka 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 memura otobüs yok çıktı. Memura servis otobüsü yok çıktı. Çıka çıka bu çıktı. Öbür türlü çıktı çıktı denilen şey de 100 milyar liraymış. Yılda 1 milyar dolar tasarruf edeceğiz diyor. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim size. Üniversitenin yaptığı araştırma var. Üniversitenin yaptığı araştırmaya göre bir yılda bu en zenginlerin kazandıkları sonucunda ödemeleri gereken vergiye gösterilen müsamaha sonucunda bir yılda Türkiye ne kadar kaybediyor biliyor musunuz? 71 milyar dolar. Bak, milyar dolar, karışıklık olmasın. 71 milyar dolar. Bunu ben söylemiyorum. Bu araştırmayı yapan üniversitedeki hocalar söylüyor. Sakın yanlış anlama, EYP söylemiyor yani. Peki 71 milyar dolar nere? Senin bütün 3 yıl aynen böyle devam ederse asla uymayacaksınız ki ona. Her yıl 1 milyar lira tasarruf etmen nere ya? Sen zaten o zenginleri, en zengin şirketleri şöyle parmağın ucuyla şöyle silkelesen zaten 5 milyar dolar çıkar. Şöyle silkelesen. Ana akım iktisatçı Mehmet Şimşek'in sözünü biliyor musunuz? Yani ağzından kaçırdı sonradan da geri dönemiyor. Ama esas fikri odur. Dedi ki vergiyi tabana yayacağız dedi. Zaten tabanda. Zaten tabanda. Bu coğrafyanın mücadele edenleri iktidarın yakasından bir an olsun ellerini geri çekmiyor. Seçimli dönemlerde de diğer dönemlerde de her türlü iktidarın yakasına yapışmayı biliyor. Ama bu bize yetmiyor. Biz artık bunu değiştirecek gücü ortaya koymalıyız. Madem ki böyle rezil bir ekonomiyi işçilerin, emekçilerin başına yıkmayı planlıyorlar, biz onların o koltuklarını başlarına yıkmayı planlamalıyız. Sevgili arkadaşlar, biz bu coğrafyanın bize çizilmiş kaderini değiştirmek üzere yürümek için şunları önümüze koymalıyız. Az önce bahsettim ya, sabırlı olmalıyız diye. Her seferinde yeniden başladığımızı bilmeliyiz. Bu coğrafyanın daha önceki deneyimlerinin bir eski kuşakların geleneği olarak, bir karabasan olarak tepemize çökmesine izin vermemeliyiz. Biz her yangından yeniden yeşererek çıkan, yeniden yeşererek filizlenen o tohumlar gibi yeni yeni yollar açarak, yeni yolları yürüyerek devam etmeliyiz. Bu yolda bizim güvenimiz tam. Bu ülkenin işçi sınıfının üretimden gelen gücüne güveniyoruz çünkü. Bu coğrafyanın yıllarca emek vermiş emeklilerin bugüne kadar gösterdiği, EYT'de de söke söke aldığı mücadelesine güveniyoruz çünkü. Bu coğrafyanın mücadele geleneği de az buz değildir elbette. Ama biz doğru yollardan yürürsek o mücadele geleneğini işçi sınıfının iktidarına taşıyabiliriz. Çünkü esas meselemiz budur. Bu coğrafyanın işçilerinin, emekçilerinin üretimden gelen gücünün neleri değiştireceğini hep birlikte gösterebiliriz sevgili dostlar.